Herkese merhaba. Çok sayıda kitap okumuş ve yüzlerce bilimsel film izlemiş olsanız bile dünyamız hakkında her şeyi öğrenebilmek imkansızdır. Ünlü bilim adamları bile sadece bir alanda uzmanlardır. Bu yüzden sizi şaşırtabilecek, hatta şoka sokabilecek bazı inanılmaz şeyleri bulmaya çalıştık. Bugünkü videomuzdaki bazı maddeleri hayatınızda duymadınız. Başlamadan önce yeni açılan Sinematik Evren kanalımızda film değerlendirmeleri ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Sağ üstte tıklayarak kanalın ilk abonelerinden olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Aşırı soğuklar. Aşırı soğuklar, kendini o durumun içinde bulan insanlar için gerçekten çok zordur. Nesneler normalde oldukları gibi olmazlar. Mesela çiğ yumurta anında donar. Her yağmur yağdığında arabalar bir buz tabakasıyla kaplanır ve -30 derecede bir yangını söndürmek hayal edilemeyecek kadar zordur. Donmuş şelaleler, buz tutmuş kirpikler. Özellikle de Mount Washington Observatory'de hissedilen anormal hava. Burası sadece korkunç derecede soğuk olmakla kalmıyor, aynı zamanda neredeyse her an rüzgar var. Bu durumla başa çıkabilmek için tepedeki binalar özel teknolojiler kullanılarak inşa edilmişler ve bazı nesneler dağlara zincirlenmiş. Aşırı doğa olayları ve durumları insan müdahalesi olmadan ekipmanları kullanmayı imkansız kılıyor. Bu yüzden burada her zaman araştırmacılar var ve onların da kendi eğlence anlayışları var. Rüzgar saatte 136 kilometrede giderken bile bu böyle. 1000 kedi. Evsiz hayvanların bulunduğu barınaklar genellikle çok üzücü görünürler. Çünkü içlerindeki kafeslerde yalnız ve depresif hayvanlar olur. Ama burada durum öyle değil. Kaliforniya'nın en büyük sokak kedisi barınağı kocaman konforlu bir eve benziyor. Burada hayvanlar kafesleri olmadan yaşıyorlar ve olabildiğince rahatlar. Bu merkezi 25 yıl önce kuran Linnea Latanzio, kedilere 5 yatak odalı bir evi vermiş ve kendisi mütevazı bir tekerlekli eve geçmiş. Çok da şaşırtıcı bir karar değil. 800 kedi ve 300 kedi yavrusu yanınızda yaşarken kişisel alan bulmak çok zor olabilir. Kings'teki kedi evi olarak bilinen bu benzersiz barınaktaki hayvanlara sadece Linnea bakmıyor. Aynı zamanda gönüllü çalışanlar ve 7 veteriner de bakımlarına yardımcı oluyor. Kedilerin hepsi sadece profesyonel tedavi görmekle kalmıyor, aynı zamanda özenle bakılıyorlar ve çok sevgi görüyorlar. Linnea evsiz hayvanlara bakmakla kalmıyor. Onlara sevildikleri bir aile ve kalıcı bir ev buluyor. Aynı zamanda yerlilere de evcil hayvan bakım seminerleri veriyor. Tavşan Adası. Bir sürü tavşanın mesken ettiği bir adayı hayal edebiliyor musunuz? Öyle bir ada var ve Japonya'daki Hiroşima velayetinde yer alıyor. Bir zamanlar gizli bir adayken Japonya onu haritalardan silmiş. Ama günümüzde orayı mesken tutmuş yüzlerce tavşan nedeniyle turistlerin akınına uğruyor. Yaklaşık 0.7 kilometre kare alanı kaplayan Okunoshima Adası, Japonya'nın iç denizinde Takahara şehrinin yanında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında burada bir kimyasal silah fabrikası işletiliyormuş. Ama savaştan sonra bütün belgeler yakılmış. Geriye kalan gazlar yok edilmiş ve günümüzde ada tavşanlarıyla meşhur. 2007 yılındaki bilgilere bakıldığında orada yaklaşık 300 tavşan varmış ama bugünlerde bu sayı 1000'i geçmiş durumda. Kimsenin tavşanların nasıl oraya gittiğini bilmiyor. İnanılan en güncel hikayeye göre bu tavşanlar deney için kullanılan hayvanların soylarından geliyorlar. Bahsedilen hayvanlar savaş sırasında ortaya çıkan gazların etkilerini ölçmek için kullanılıyorlarmış. Bazı insanlarsa ilk tavşanların turistler tarafından buraya getirildiğine inanıyor. Ya da belki oraya okul gezisine giden çocuklar tarafından bırakıldılar. Bu vahşi ama aynı zamanda evcil hayvanlar insanlardan korkmuyorlar ve bu yüzden turistler burada çok mutlu oluyor. Buzdan enstrümanlar. Sanatçı ve heykeltıraş Tim Lenhart, alışılmadık ve benzersiz sesler çıkaran buzdan enstrümanlar yapmak için Colorado'dan İsveç'e taşındı. Tim, müzik kariyerine başlamadan önce 30 sene boyunca buzdan heykeller yapıyordu. Bazı noktalarda birbiriyle uyumlu olmayan şeyleri birleştirme fikrine kapıldı. O da buzdan heykeller ve müzikti. Buzdan yapılmış ilk enstrüman işte böyle ortaya çıktı ve Tim'in buz müziği, yani ice müzik dediği proje ortaya çıkmış oldu. Heykeltıraş, Kuzey İsveç'te Luleå'daki evinin arka bahçesinde buzdan enstrümanlar yapıyor. Tamamen buzdan kemanlar, violalar, cellolar, kontrbaslar, bançolar, gitarlar, mandolinler, ksilofonlar ve davullar oyuyor. Tim aynı zamanda daha büyük enstrümanlar da yapıyor. Mesela buzdan yapılmış arp ve organ. İster inanın ister inanmayın ama bu enstrümanların hepsi çok düzgün şekilde çalışıyor. Kendi buzdan orkestrasını yaratan Tim, kar ve buzdaki beyaz buzu şeffaf buzla birleştiriyor ve sonra da yapıştırıcı olarak sadece su kullanıyor. Enstrümanların buzdan yapılmamış tek kısımları ahşap kısımları ve metal telleri. Ayrıca izleyicileri tamamen etkilemek için Tim bazen enstrümanlara renkli ledler ekliyor.
Gerçekten sonuç olarak buzdan yapılmış bir büyü ortaya çıkıyor. Balık derisi nakli. Kulağa çok tuhaf geliyor ama bilim adamları yanıkları iyileştirmeyi böyle öğrenmişler. Üstelik sadece insan yanıklarını değil. Kaliforniya'da veterinerler yangınlarda yanan iki ayıyı tedavi etmişler. Tedavi için doktorlar tatlı su çipurasının derisini kullanmışlar. Bu deriler ayıların doku deliklerine dikiliyor. Bu arada tatlı su çipuraları kolajeni insan derisine yakın olan tek balıklar. Görünüşe göre ayılar için de uygunlar. Kullanmadan önce balık derisinin özel bir şekilde işlem gördüğünü söylemeye bile gerek yok sanırız. Bu işlem sonucunda kokusunu kaybediyor ve sağladığı yararlar da oldukça açık. Operasyondan sonra ayılar uyandığında direkt olarak ayağa kalkabilmişler. Uçakta yaşam. Bazı insanlar uçakla seyahat etmekten nefret ederler. Korkarlar ya da genel olarak uçaklarla ilgili hiçbir şeye katlanamazlar. Ama Amerikalı Bruce Campbell bunun tam tersi, uçakları o kadar çok seviyor ki bir uçağı eve çevirmeye karar vermiş. Bu piyasadan toplanmış Boeing 727 Portland, Oregon'daki bir ormanın içinde duruyor. Campbell daha 20 yaşındayken bu araziyi 23 bin dolara satın almış. Çocukken her zaman terk edilmiş eşyaların mezarlarına bayılırmış. Bir gün eski bir yolcu uçağını hayata geri döndürmeyi hayal edermiş. En azından bir kısmını. Ama şimdi 10 seneden uzun bir süredir kendi Boeing'inde yaşıyor. 100 metrekarelik uçağın içine döşemek için 220 bin dolar harcamış. Bruce her zaman orada harika yaşam koşulları yapamayacağını biliyormuş. Ama eviniz bir uçakken bu kimin umurunda ki? Campbell aynı uçağa alım yapıldığı şekilde evine giriyor. Suyu rezervuardan alıyor ve ev yapımı bir duşta yıkanıyor. Volkanik kayak. Gelişmiş kendini koruma duygularına sahip olan her insanın aktif bir volkandan olabildiğince uzak duracağı düşünülür. Mesela Avrupa'daki en uzun aktif volkan olan Etna'dan. Etna'nın son patlayışı 24 Aralık 2018'di. Oldukça yakın bir tarih. Ama bazı ekstrem spor severler gerçekten de siyah kumlarla kaplı bu dağları kayak yapmak için kullanıyorlar. Tehlikeli mi? Cevap vermeye gerek bile yok. Ama aynı zamanda alışılmadık ve heyecan verici bir şey. Size bir adrenalin patlaması yaşatıyor ki bu da benzersiz bir lüks. Çivileri olmayan binalar. Geçmişte Japonya'daki marangozlar için metal yapmak ve onu kullanmak çok pahalıydı. Bu yüzden çivi kullanmak yerine başka bir şey buldular. Meğer diş kokulundaki uzmanlar tapınakların ve dini yapıların inşasında bağlantılar kullanmak yerine ahşapları birleştirmek için değişik yöntemler geliştirdiler. Bu teknik karmaşık bağlantılarıyla biliniyor ve bu okulun üyeleri tarafından inşa edilen binalar masif ahşaptan yapılma en eski yapılar arasında yer almalarıyla biliniyorlar. Ama bunu nasıl yapabiliyorlar? Hepsi ahşap parçaları birleştirmek için kullanılan özel teknoloji sayesinde. Ahşap parçaları öyle bir şekilde yontuluyorlar ki yapboz parçalarına benzer hale geliyorlar. Sonrasında ise birbirlerine bağlanıyorlar. Sonuçta yüzyıllarca süren maksimum güç ve dayanıklılık. Lav ekmeği. Ne derseniz deyin, İzlanda harika bir ülke. En basit ekmek bile çok alışılmadık bir teknolojiyle yapılabiliyor. Mesela Skirhavn Hilmarsson yakınlardaki volkanlardan aldığı lavı kullanarak ekmeklerini yapabiliyor. Hem de ailesinde nesilden nesle aktarılan bir tarife göre. Şaka yapmıyoruz. İçinde ekmek hamuru olan çanağı sıcak toprağın 40 cm derinliğine gömüyor ve bütün işi volkanik bölgenin ellerine bırakıyor. Bu bölgedeki toprakların sıcaklığı 100 dereceye ulaşıyor. Ama Siki ekmeğin iyice pişmesi için bir gün bekliyor. Hazır olduğunda ise olağan dışı bir somun ekmek servis ediliyor. Hokey oynayan köpek. Buz üstünde olan bir köpeği duyduğunuzda muhtemelen aklınıza buzda düşüp duran bir hayvan geliyordur. Ama düşündüğünüz şey Benny isimli bu labrador için geçerli değil. Benny dünyada buz pateni yapmayı öğrenen ilk köpek oldu. Antrenör Gerald Sangro bu köpeği barınağa gönderilmekten kurtarmış. Kadın köpeği buz pistine götürmeye başlamış ve köpeğin buz üstünde kaymak ve hokey patlarını toplamak gibi konularda çok ilgili olduğunu fark etmiş. Sonrasında antrenör bir yerden özel patenler sipariş etmiş ve Benny'e onların üzerinde durmayı öğretmiş. Artık Benny'nin kendi pakı ve bir sopası bile var. Ayrıca çok başarılı bir şekilde golleri atıyor. Buz elmalar. Eğer buzdan enstrümanların olağan dışı olduğunu düşünmüyorsanız peki ya buzdan elmalar? Hem de insan müdahalesi olmadan doğanın yarattığı elmalar. Bu olağan dışı olay ilk olarak Amerikalı Andrew C. Sama tarafından fark edilmiş. Bahçede elma ağaçlarını budarken dallarda çok tuhaf meyveler olduğunu görmüş ve onların fotoğraflarını çekmiş. İçi boş olan elma formunda transparan buz topları. Adam böyle bir şeyin nasıl olabileceğini anlamaya çalışmış. Çünkü buz tabakasının içinde elmaların yok olması mümkün değilmiş. Bir süre sonra bunun sorumlusunun hava olduğunu anlamış.
Yağmurdan sonra hava sıcaklığı buz tabakasını soğuk tutacak kadar düşükmüş. Ama aynı zamanda çürümüş olan elmaların lapa haline geleceği kadar da yüksekmiş. Sonuç olarak da buz elmaların içindeki elmalar buz toplarının içinden kayıp giderek geriye ağaçlardaki bu değişik transparan dekorasyonları bırakmış.